Piyasası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasası programında bugün ele alacağımız başlıklar aslında haftayı da kapatırken, hatta 2022 senesinde kapatırken stratejileri konuşmaya devam edeceğiz. 2023 yılının yatırım tavsiyelerinde neler olacak? Cash is the king, yani nakit kral mı? Gerçekten nakitte mi kalmamız lazım? Bunu konuşacağız. Yoksa borsa yatırımcısı için hala uzun vadeli getirilerde imkan var mı? Enflasyonun üzerine reel getirilerde. Tüm bu başlıkları programın son bölümünde Kaan Nazlı ile Noberg Gerberman kıdemli portföy yöneticisi Kaan Nazlı ile detaylandıracağız. Kurumlardan gelen, yabancı kurumlardan gelen raporların özetini hazırladık sizin için. Oradaki ana başlıkları da yine aktaracağız. Öte yandan bir diğer konuşacağımız başlık da piyasa nezdinde Türkiye borsasına son dönemdeki yabancı yatırımcı ilgisi. Şimdi MSCI değişikliklerinden sonra dün gelen verilerle gördük ki Borsa İstanbul'a son 4 ayın en yüksek yabancı girişi yaşandı. Yaklaşık 340 milyon doların üzerinde bir giriş. Tabii MSCI'deki değişiklikler ve MSCI'ye giren BIST 30'daki şirketlerin bunda katkısı vardı ama bunun yanı sıra yabancı ilgisi önümüzdeki dönemde de devam eder mi? Araştırma masasından Kutay Korap bize aktaracak ve reel sektör nezdinde de çelik sektörünü konuşacağız. Halka açık bir şirket BMS Çelik Hasır Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu bizlerle olacak. Şirketin bilançosunu, hisse performansını konuşacağız BMS Çelik'in. Şimdi gelin bir rakamlara bakalım, haftayı nasıl kapatıyoruz? Borsa İstanbul'da haftanın genel tablosu aslında yatağa yakın. Yani geçen haftaki cuma günkü seviyeler yaklaşık 5000 seviyesine kapatmıştık geçtiğimiz haftayı. Şu anki seviyede zaten 4932 puanı gösteriyor. Günlük bazda %1.62'lik bir getiri olsa da BIST 100'de haftalık bazda yatağa yakın bir seyir var diyebiliriz. Bakalım alt kırılımlara. Banka, sanayi, mali endeks. En çok yükselenler, en çok düşenler neler öne çıkıyor? Bugün sanayi endeksi daha güçlü bir performans sergilemiş. Dünden farklı bir tablo var. %1.74 yukarıda. Bankalardaki kazanç ise %0.56 seviyesinde. Mali endekse baktığımızda orada da %1.38'lik bir kazanç olduğunu görüyoruz. Geçelim buradan hemen en çok yükselen ve en çok düşenlere bakalım. Orada hangi hisseler dikkat çekiyor? Kontrolmatik Amerika'ya olan yatırıma dair detayları kapa paylaştı. Ve bunun da katkısıyla beraber hissede yükseliş sürüyor. 190 TL'ye geçti Kontrolmatik hissesi, %10 primli. Yine en çok artanlarda Global Yatırım Holding var, %8,5 artıda. Ege Endüstri %7,6 artıda. Girişim Elektrik %7,5 ve Başkent Doğalgaz'da da %7'lik bir şu an artış var. 7'nin üzerinde. Ege Endüstri'de de benzer şekilde %7'nin üzerinde bir kazanım var. Kırmızı da olan hisseler de var. Sabah saatlerinde aslında sadece 3 tane hisse satıştaydı ama günün ikinci yarısında biraz daha artmış satış yiyen hisse sayısı. Türkiye Sigorta %2.3 ekside. En çok düşenlerde Net Holding %1.5, İpek Enerji %1.4, Gübre Fabrikaları %1.14 ve Torunlar GEO'da da %0.81'lik bir düşüş var. Geçelim döviz piyasasına. Dolar Türk Lirası'nın hem haftalık hem de günlük performansı yatay. Çok uzun süredir zaten çok da büyük bir hareket de bulunmuyor. Dolar TL hep 63-64 bandında, 18-63-18-64 bandında. Bugün de yine 18-64-42'lerdeyiz. Haftalık grafikte şimdi ekrana gelecek. Gelişmekte olan ülke kurlarının ortalamada %0.50 ile 1 arasında dolar karşısında değer kazandığı bir haftada dolar Türk lirasının yatay kaldığını, haftaya yaklaşık 1.63.80'lerle başladığını, son 2 gün içerisinde de sınırlı bir yükselişle bu sefer 1.64.40'lardan işlem gördüğünü görüyoruz. Dolayısıyla evet, sınırlı bir yükseliş var kurda ama yine sığ bir bant içerisinde bu hareket devam ediyor. Geçelim euro dolar paritesine. Amerika'nın üretici enflasyonunu takip edeceğiz. Türkiye saatiyle saat 16.30'da gelecek. O tarafta çekirdek üretici enflasyonunda %5,5-6 bandı, manşet üretici enflasyonunda da üfe rakamında da %7,2 gibi bir beklenti var. 7-7,5 arasında değişiyor beklentiler ve genel olarak aslında bugün Çin'den gelen eksi üfe rakamından sonra Amerika'da her ne kadar eksi beklenmese de üretici fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Bu da aslında son birkaç haftadır devam eden zayıf dolar hikayesini destekliyor. Euro dolar paritesi güçlü kalmayı sürdürüyor. 1.0562 seviyesindeyiz paritede. Amerika'da 10 yıllık faizde hala %3.40'larda, yani 3.5'un altında diyebiliriz. Rakamlar, başlıklar böyle. Şimdi gidelim integral yatırım menkul değerlere. Araştırma müdürü Seda Yalçın Karaözel bizlerle. Seda, hoş geldin. Yılı kapatırken
özellikle raporların içerisinde uzun süredir bizim konuşmadığımız altının yavaş yavaş yer almaya başladığını görüyoruz. Ben bununla ilgili de fikrinizi merak ediyorum. Hem gram altın hem ons altın yatırımcısı için özellikle 2023'te siz bir hikaye görüyor musunuz? Bunun dışında borsa yatırımcıları rally'ye biraz ara vermişti. Şimdi geri mi başlayacak sence bu düzeltmeden sonra, neler söylersin? Merhaba, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Güzem, iyi haftalar. Şöyle ki yani aslında altında iki tane bu sene içerisinde önemli yukarı yönde atak gördük. 2070 hareketi gördük. Ama bunların tabii ikisi de risk fiyatlaması. Dolayısıyla şu anda yani mevcutta halen daha devam eden fiyatlamanın içerisinde Fed var. 2023 yılında riskler de kendini ortaya koyacaktır büyük bir ihtimalle. Alınan para politikalı kararlarının etkisini biz piyasalar üzerinde, etki tepki de çünkü bunlar, net bir şekilde göreceğiz. Dolayısıyla aslında Fed'in izlediği adımları, para politikası adımlarını ve ABD ekonomisini göstereceği reaksiyonu, bunların hepsi takibimizde olacak. Aynı zamanda tabii şu anda fiyatlanmayan da ya da fiyatlamada geri planda kalan da risklerin olduğunu, 2023 yılının 2022 kadar belki olmasa da yine risklerin devam yılı olabileceğini düşünüyoruz. O nedenle ons altındaki geri çekilmenin, ki Fed'in de bir adım daha ılımlı hareket, ılımlı tonundaki yumuşamadan kaynaklı olarak bu kadar baskılı olmayacağını düşünüyoruz. Zaten dikkat edersen yıl genelinde 1680 seviyesine doğru geri çekildi. Aslında 2022 yılında riskler bu kadar canlı ve aslında fiyatların içerisinde, ama Fed daha ağır bastığı için bu kadar baskı yaşadık ons altında. Belki de bu risk fiyatlaması olmasaydı ons altında daha da aşağıları görebilecektik. Özetle ons altında geri çekilmelerin yukarı yönlü tepkiyle karşılanabileceği bir ortam olacağını ve bu kadar 2022 yılı kadar baskılı olmayacağını düşünüyoruz. Yani düşüncemiz şimdilik çok basit bir ifadeyle bu şekilde. Borsa İstanbul'da ise bu hafta ciddi anlamda 5000 seviyesindeki o yükseklik korkusunu yaşadık ve kar realizasyonu ile birlikte yatırımcıların bir miktar aslında stres seviyesinde ölçmüş oldu piyasa. Çünkü ciddi anlamda girişlerin olduğunu ve hani pay yatırımcısının biraz da arttığını biliyoruz. Bunu rakamlardan da görüyoruz. Dolayısıyla 5000 seviyesinin üzerinde kalamayan endekste kısa vadeli bir kar realizasyonu yaşadık. Hani burada bizim için önemli olan bazı destekler vardı, konuştuğumuz, ifade ettiğimiz. Buradan yukarı yönde tepki aldık. Özellikle teknik anlamda bahsetmek gerekirse 22 günlük ortalamasından yukarı yönde tepki geldi ve bu seviyenin üzerinde tutundu. Dolayısıyla şimdilik hani o 5000 seviyesinden gelen düzeltme hareketinin bu kadarla mı sınırlı kalıp kalmayacağını izleyeceğiz, bakacağız. Hani gelen tepkiler sanki öyleymiş gibi bir yaklaşım sunuyor ama belli de olmaz. Dolayısıyla 5000 üzerinde bir kapanışa ihtiyacımız var teknik anlamda ve bunun üzerinde yerleşik seyre ihtiyacımız var ki şunu anlayalım. Evet, endeks 9 haftanın 8 haftasında kazanmış olduğu momentumu çok küçük bir düzeltmeyle sürdürme isteği içerisinde diyelim. Ya da 4800'ün altında kapanışlar gelsin ya da 5000 seviyesinden geri çekilme olursa, eğer 4800'ün altında kapanış olursa, o zaman şunu söyleyeceğiz. 5000'deki o güçlü direnç bölgesi halen daha çalışıyor. Dolayısıyla bir miktar daha düzeltme isteği daha hakim gibi ifade edeceğiz. Bana kalırsa güç kazanma isteği var gibi endekste. 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlar olursa bence 5300-5600 bandına doğru da harekette hızlanma olabileceğini düşünüyorum. Talep halen daha var. Halka arzların etkisi biraz daha güçlü oluyor ve bir itici güç katıyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da geri çekilmeler alım fırsatı verecek. Ama kah düzeltme sınırlı olsun, ama da daha derin olsun. Muhtemelen düzeltmelerin de yine alım fırsatı verebileceği ortam sürecek diye düşünüyoruz güzel. Seda, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Kısa bir yer, aranın arkasından BMS Çelik Kısır Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu bizde olacak. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz BMS Çelik Kasır Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Teşekkür Hanım. Ediyoruz katıldığınız için. Birazdan sohbetimize başlayacağız ama onun öncesinde her zaman olduğu gibi araştırma masasına dönelim.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Şimdi özellikle borsada yaşanan yükselişte yerli yatırımcının tabana yayılması. Zaten sen de hafta boyunca bizle hep yatırımcı sayılarını paylaştın. Evet. Ama şu an tartıştığımız nokta şu. Dün gelen yabancı işlemleriyle beraber 4 ayın zirvesinde Türkiye borsasına yabancı girişi. Fakat bu tamamen MSCI'deki değişikliklerden mi kaynaklı sence? Yoksa yavaş yavaş ilgi var mı? Ve dağılıma baktığında başka neler dikkatini çekiyor hisse ve sektör olarak? Şimdi tabii kümüle rakam olarak bakarsak Ağustos'tan sonra ilk defa nette yabancı girişi var. Hatta bu Kasım ayıyla birlikte bu yıl geriye dönük 11 ayda sadece 2 ay yabancının nette giriş yaptığını gördük. Onun dışında 9 ay yabancı nette çıkış tarafında pozisyonlandı. Bu yılki 11 aylık yabancı işlemini alıp 2022 olarak sayarsam 11 ayı ve geriye dönüp 2021, 20, 19, 18 diye geriye dönük 4-5 yıla baktığımda bu 4-5 yılda da yabancının nette çıkış yönlü pozisyonlandığını da hatırlatmakta fayda var. Ki zaten biz bunu %65'ler seviyesinde olan yabancı takas oranının %30'ların altına kadar sarkmasıyla da net bir şekilde teyit edebiliriz. Tabii bu dönemde artan yerli ilgisi de yabancı takas oranının geri çekilmesinde önemli bir unsur olduğunu da paylaşalım. Tabii bu ay nette yabancı girişi var dedik. Mesela şimdi buradaki 2022'nin 11 aylık performansı 2022'de nette yabancı çıkışı 3,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatalım. Ki bunu mesela geriye dönük 5 yıl olarak topladığımızda tablo çok daha derin bir yabancı satışını işaret ettiğini söyleyeyim. Özellikle 2020 yılında önemli oranda yabancı çıkışı gerçekleşti. 4 milyar doların üzerinde bir yabancı çıkışı vardı. Şimdi bu aya dönüp bakarsak 238 milyon dolarlık Kasım'da bir nette yabancı alımı vardı. Fakat senin sorunu cevaplamak gerekirse özellikle burada MSCI endeksindeki değişiklik yabancının nette alım yönünde pozisyonlanmasında en önemli unsurdu. Şimdi 238 milyon dolarlık bir giriş var. En son Ağustos'ta yaklaşık 700 milyon dolarlık bir para girişi olmuştu. Fakat onun dışında Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları, hatta buraya 2021'in aralığını da katarsak neredeyse 8 ay üst üste yabancı çıkışı vardı. Ondan sonra bir Ağustos'ta yabancı girişi oldu. Şimdi de MSCI endeks değişiminin etkisiyle 238 milyon dolarlık nette giriş vardı. Peki bu MSCI endeks değişikliğinin etkisini nasıl ölçümledik dersek bir sonraki grafikte de onu göreceğiz. Çünkü en fazla para girişi olan hisselerin 4'ünün 3'ü MSCI endeksine dahil olan senetler ve bu yüzden fonlardan buraya bir para akışı geldiğini söyleyebiliriz. Sasa'da 143 milyon dolar, Yapı Kredi'de nette 103 milyon dolar, Hektaş'ta 62 milyon dolar, Türk Hava Yolları'nda ise 59 milyon dolarlık nette bir para girişi vardı. Fakat diğer taraftan Ford Ototo, Tofaş, Enerjisa, Pegasus bu tarafta yabancıların nette en fazla satım tarafında konumlandığı senetler olarak karşımıza geldi. Böylece Kasım ayında da dediğimiz gibi yabancı takas oranı %30'un hafif üzerinde %30.2 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinde ise Kasım ayında toplam gerçekleşen net alış 193 milyon dolar olarak karşımıza geldi. Ki burada yine MSCI değişikliğinin etkisi Yapı Kredi'de görülüyor. 103 milyon dolarlık bir giriş var demiştik. Onu takriben Akbankası 52 milyon, Halk Bankası 31 milyon, Garanti Bankası ise 24 milyon dolarla en fazla para girişi olan senetler oldu. Artı Vakıfbank'ta da 6 milyon dolarlık nette para girişi vardı. İş Bankası'nda ise bu rakam sadece 2 milyon dolardı. Onun dışında Albaraka, TSKB ve Şekerbank tarafında Kasım ayında nette bankalarda yabancıların çıkış yönlü pozisyonlandığını gördük Güzem. Çok teşekkür ediyoruz Kutay aktardıkların için ve analizlerin için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu.
Evet, programın bu bölümünde ilk açılışta da anons ettiğimiz üzere BMS Çelik Hasır Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu bizimle. Hoş geldiniz yayına Ahmet Bey. Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Aslında BMS Çelik'ten sonra bir şirketin başka bir iştirakını daha halka açtınız. Dolayısıyla her iki şirketi de bugün konuşmaya çalışacağız sizinle. Şimdi öncelikle isterseniz bir 9 aylığı değerlendirelim. BMS Çelik tarafıyla başlayalım. Aslında oldukça başarılı bir 9 ay geçmiş gibi gözüküyor. Yaklaşık 41.9 milyon TL net kar. Bu da %617'lik bir artışa işaret ediyor yıllık bazda. Sizden dinleyelim. Nasıl geçti şirket için ilk 9 ay? Evet, geçen seneye göre kıyasla daha iyi geçti bu sene. 689 milyon TL hasılat yaptık. Geçen sene 259 milyon TL idi. Yani %166 hasılatımız arttı, ciromuz. Favoyumuz %798 arttı, 54 milyon. Net karımız da 42 milyon dediğiniz gibi yuvarlak, %617 kar artışı. Yani ilk 9 ayımız çok iyi geçti. Demir çelik sektörü genel olarak dünyada çok iyi geçmedi. Özellikle Türkiye için daha kötüydü ama biz daha niş ürünler yaptığımız için şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık ve son çeyrekte böyle geçecek gibi gözüküyor bizim açımızda. Şimdi dikkatimi çeken birkaç nokta var. Mesela net satış rakamınız %166 artmasına rağmen 9 aylık rakamda net kar %617 artmış. Yani satışlara göre net kardaki rakam daha hızlı büyümüş. Nasıl bu karlılığı koruyabildiniz, hatta arttırabildiniz, öyle sorayım, net karı? Bizim geçen sene üretimlerimizde çubuk, nervürlü çubuk demir üretimi, yani bir yarı ham maddemiz daha fazlaydı. Bu sene çelik hasıra daha çok yoğunlaştık ve ihracatta tabii Avrupa pazarları da açıldı bize, daha karlı. Düz pazar. Çelik, nervürlü çubuk ve çelik hasır var değil evet, mi? Evet, ürünlerimiz içerisinde. Enerjiden dolayı Avrupa çok üretemediği için Avrupa pazarları da açıldı bize. Buralara daha karlı, Afrika ülkelerinden daha karlı satmaya başladık. İhracat rakamlarımız daha iyi oldu. Ham madde pozisyonlarımızı daha iyi aldık bu sene fiyat artışlarından dolayı. Onun için karlılığımız da %600'ler civarında arttı bizim. Peki bir diğer başlık da ihracat tarafı. İhracat oranı da %41'lerdeydi. Yani toplam satışların %41'i galiba ihracat tarafından geliyor. Evet. Bu oranı mesela önümüzdeki yıllarda nereye getireceksiniz? Hangi pazarlar, hangi ülkeler var şu an yakın markajınızda? Yani İngiltere'ye bir sertifika almamız lazım. Bir senedir çabalarımız devam ediyor. Son aşamasındayız. Herhalde bu ay içinde İngiltere sertifikamız da çıkacaktır. Avrupa'nın tüm ülkelerine bir kapasite artırımına da gideceğiz. Yalova'da yeni bir arsa aldık. Onu da kamuoyuna açıklamıştık zaten kapı açıklamamızda. Makinacılar organize de. Yatırıma başlayacağız bu sene. Yaklaşık %20 civarında üretim şeyimiz artacağı için, kapasitemiz artacağı için Avrupa pazarlarına daha agresif girebileceğiz bu bölgeden. Kaçtaydı kapasite kullanım oranınız ortalamada? 76 ile 80 arasında. Şimdi neredeyse %100'e mi gelecek? Yani Yalova'yı açmakla beraber. Yani orada iki hat daha aktif hale getireceğiz. Teknolojimiz biraz daha yeni olacak. İşçilik daha az olacak. Daha kontinyumat makineler kuracağız oraya. Onun için de hem giderlerimiz azalacak hem de kapasitemiz artacak. Ve Avrupa pazarlarına daha karlı satmış olacağız. Ne zaman peki bilançoya yansımasını beklersiniz Yalova yatırımının? Yalova yatırımının sene, yani 2024'ün başlarında ancak yansıyabilir. Sene değil, bir sonraki sene. Aynen. Tabii inşaat safhası falan sürecek. Makine, ekipman, montajları sürecek. Bir de organ sanayi daha yeri tam teslim etmedi bize. Onları da bekliyoruz. Ama tabii bizim bir avantajımız daha olacak. Devlet, hükümet yani bize bir şey yaptı. Enerji konusunda kolaylık gösterdi. Tükettiğimiz enerjiyi üretme şansı tanıdı. Arazi GES'lerimiz var, güneş enerjisi. Bu sene içinde 6. ay itibariyle onları devreye alabilirsek en büyük giderlerimizden biri olan elektrik enerjisini gider kaleminden çıkaracağız. Peki şu an tükettiğiniz kadar enerjiyi üretecek bir GES kapasiteniz var mı? Yer arıyoruz onun için, arsa. Onun çatı yatırımını değil. Yapmadınız. Ama her şeyi imzaladık artık, yani yola girmiş durumda o iş. Yani uygun bir yer bulduğumuz an başlayacağız onun yatırımına. Bütün projeleri, fizibilite çalışmaları bitti. Zannediyorum o yatırım da bize 3 sene sonra geri dönmüş olacak. Şu andaki enerji fiyatlarıyla daha da artacağını kabul edersek daha kısa sürede dönmüş olur bize. Bu aslında çok olumlu bir haber. Yani sadece sizin özelinizde değil, işte son birkaç aydır konuk aldığımız birçok konuk. İşte en son Yataş ailesi bizdeydi, evet. Ki mobilya sektöründeler. Onlar da benzer bir açıklamada bulundu. Aslında birçok şirket
tükettiği enerjiyi üretmek için GES tarafındaki yatırımlarını arttırdı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki dönüşümünün, potansiyelinin, bununla beraber aslında Avrupa'da şu an sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla fon var. Mesela ESG'ler evet. var. Evet. Ben o tarafa da sorayım biraz. Mesela finansmana erişimde bu yeşil enerji, sürdürülebilirlik, bununla ilgili projelerde işte EBRD, IFC ya da diğer yabancı kurumların prosedürlerini takip etme şansınız oluyor mu? Çünkü çok uygun faizli, cazip finansman kaynakları yaratılabiliyor aslında. Yani biz bunların hepsiyle görüşmelerimize devam ediyoruz. EBRD'de de ama yine devlet kaynaklı yani Merkez Bankası kaynaklı bir yatırım kredisi var. Uygulamaya 2-3 ay önce başlandı. Diğerlerinin hepsinden çok daha uygun kredi veriyorlar bizlere. Ne kadarlık mesela faizi yaklaşık? 10 yıl vade yapıyorlar, 2 yıl ödemesiz devlet bankaları. Merkez Bankası kaynaklı %9'da TL bazındaki faizi. Yıllık faizi. Evet. Aslında oldukça uygun şu anki çok koşullara korkunç göre. Yani. Bunu eğer bu GES dönüşümünü yaparsanız veriyor değil mi? GES yatırımını da GES veriyor. GES yatırımı için veriyor. Evet. Yatırım teşvik belgeli bütün yatırımlara veriyor devlet bunu inanırsa. Peki mesela o zaman bu konuya ilişkin dün biz Çelik Üreticileri Birliği Başkanı Veysel Yayan'la yayın yaparken Türkiye'de özellikle neden bu kadar çelik ithalatı var diye eleştirilerde bulundu. Enerji maliyetlerindeki artışa atıfta bulundu ve önümüzdeki dönemlerde de dumping soruşturması üzerine çalışma yapıyoruz. Bunun üzerine gitmeliyiz denildi. Gerçekten dumping soruşturması bir çözüm mü? Türkiye'de çelik sektöründeki ana sıkıntının, problemin ne olduğunu ve nasıl giderileceğini düşünüyorsunuz? Yani bence çelikhane üreticileri yani büyükler diyelim biz onlara, hurdadan veya cevherden yarı mamul üretenler bizler için. Onlardaki problem tamamen enerji kaynaklı. Dünyanın en pahalı enerjisini kullanıyorlar bildiğim kadarıyla ya da diğerleriyle rekabet edemeyecek kadar pahalı enerji kullandıkları için şu anda bizim onlardan ham madde almamız bizim için uygun olmadığı için ithalata gidiyoruz. Biz ithalat yaparken de tabii dahil dişleme belgesi denen bir uygulaması var yine devletin bize uyguladığı. İthal edip mamul hale getirip ham maddeyi tekrar ihraç ediyoruz. Biz net ihracatçılar olduğumuz için içerideki alabileceğimiz onlardan tarafından sağlanan ham maddeyle dünyanın hiçbir ülkesine ihracat yapma şansımız yok. Zaten çelikhaneciler de şu anda aynı sıkıntıyı çekiyorlar. Geçen seneye göre ihracatta %40-%50 durumda küçülmüşler. Yani yapamadıkları için. Bunu mutlaka bir çözüm yolu bulmaları lazım. Ya enerji desteği almaları lazım. Ya da dumping soruşturmalarıyla falan oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Peki şimdi hızlı hızlı devam edelim. Özellikle mamül satışları ve buradaki alt kırılım da var. Yatırımcı sunumunuzu da ben de ekrana getirdim. Çeyreksel satışlarınız da var. Şimdi burada şimdi satış gelirleri diye bakıldığında özellikle ihracat pazarlarına zaten dikkat çekmiştiniz. Ama BMS Çelik özelinde 9 aylıklardaki satış gelirlerinin özellikle ilk 3 çeyrekte %166'lık artışında yurt dışı satışlardan 259 milyon TL elde etmişsiniz. Yurt içinden ise zannediyorum ki yine 9 aylıkta 428 milyon gibi. Bu dağılım ki ekrana da getirdik aslında sizin sunumunuzu. Buradaki dağılımda dediniz ki Avrupa pazarlarındaki enerji sıkıntısı bize talebi arttırıyor. Evet. 2023'te nasıl olacak sizce? Yani şu an yüzde kabaca 41'i yurt dışından geliyor. Yani bu oran ne kadar artabilir BMS Çelik için? Vallahi bunun hedefimiz bizim %60'lara çıkarmak ihracatta. Daha tam Avrupa'dan da faydalanamıyoruz. Yani oradaki kapasitemizin de %30'unu %40'ını kullanıyoruz. Bu sene daha da artarak gidecektir o talepler bizim açımızdan. Ya biz bir de niş ürünümüz. Demir çelik çok geniş bir yelpaze. İşte tel ve çelik asır bunun daha nişleri yani. Biz Türkiye'de üretilen ham maddeyi daha mamul hale getirip ihracat yapıyoruz. Ya Avrupa pazarlarında hakikaten bizim bu tip işler çok az yapılıyor ve zor üretiliyor. Onun için bizim için her pazar daha cazip hale gelecektir Avrupa'da. Peki burada GES dışında finansman tarafı ve yükümlülükleriniz, orada şirketin borçluluk oranları nasıl BMS Çelik'in Ahmet Bey ve önümüzdeki dönemde yeni yatırım olarak nasıl bir finansman sağlamayı düşünüyorsunuz? Valla BMS Çelik Asır hiç borcu yok diyebilirim. Aktif büyüklüğü de çok iyi. Yani borçluluk oranı herhalde %10'u geçmeyecektir. O da çok kısa vadelerde kullanılan borç. Yatırımlarımızın bir kısmını yabancı kaynakta yapacağız. Devletin bu imkanlarından faydalanıp yatırım teşvik belgelerini alıp işte yeni yatırımımız Yalova yatırımı, GES yatırımlarını. Onun dışında da yabancı kaynakları tercih edeceğiz diyorsunuz. Yani yabancı kaynak dedim dışarıdan bu ucuz kaynaklardan
faydalanacağız. İşte EBRD, EFSI gibi kurumları mı kastediyorsunuz? Onlar daha pahalılar Türkiye'ye göre. Yani biz şu anda net ihracatçıların... Döviz kredisi anlamında mı söylüyorsunuz? Evet, döviz kredileri herhalde şu anlarda 10 ve 12'ler civarında. Ben TL'yi 9'da aldığım müddetçe çok daha hedefe gideceğime inanıyorum. Burada döviz geliriniz olduğu için o zaman döviz borçlanmanın bir risk olacağını düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani istediğim kadar borçlanabilirim. Bir açık pozisyon yaratmıyor çünkü bende döviz borçlanmak. Anladım. Peki hemen geçelim. Hızlıca daha doğrusu BMS TL'ye geçmeden ben biraz hisseyi de ekrana getirmek istiyorum. Aslında halka arz sonrası özellikle hissenin hızlı bir şekilde son dönemde borsadaki yükselişe de paralel hız kazandığını gördük. Bu taraftaki görüşünüz nedir? Yatırımcının teveccühü nasıl şu an hisseye? Valla yatırımcının teveccühü gayet iyi gidiyor. Yani talep de var. 18 lira 11 kuruş seviyesinde bugünkü fiyatı. Evet, bugün de demek ki bayağı artmış. Takip etmedim ama yatırımcı teveccühü iyi gidiyor. Yani biz hisse senedine ne zaman baksak hep talep var. Hatta biz bu sene bir %10'da ortaklı olarak satış yaptık ama ona da ciddi talep geldi. Zaten şirketin %63'ü halka açık. Bizler sadece artık profesyonel olarak... Önümüzdeki dönemde mesela bu fiyatlardan yeni bir hisse satışı planlıyor musunuz? Şu anda öyle planımız yok ama biz geçen sene 6 ay önce halka açılmamıza rağmen temettü dağıttık. Bu sene de niyetimiz temettü dağıtmak. Yani biz bunu bir geleneksel hale getireceğiz. Para kazandık. Hedef koydunuz mu mesela yüzde kaç temettü ya da temettü vermeyi? Yani yönetim kurulunda daha konuşulmadı. Benim bu konuda şimdi bir şey beyan etmem yanlış ama olur. Ama vermeyi düşünüyorsunuz. Evet, temettü kesinlikle. Temettü dağıtacağız yani bu sırada tekrar. Peki hemen hızlıca geçelim BMS TL tarafına. Oradan da genel bir değerlendirme rica edelim sizden. Orada ilk 9 ay nasıldı? Tabii oranın halka arz süreci daha yeni. Oradan elde ettiğiniz finansmanı nerelerde kullanacaksınız? Aslında o da merak ediliyor. Orada bir fon kullanımlarını yazmıştık biz yeni yatırımlarımızla ilgili. Onları hemen hemen çoğuna başladık. Aynı şekilde orada da GES yatırımımız devam ediyor. Orada 10 megawatt civarında bir elektrik tüketimimiz var. İyi bir tüketim. Onu da arazi GES olarak yapacağız. Geçen sene 9 aylık ciromuz 380 milyon TL idi. Bu sene 842 milyon TL'ye çıktı. FAVÖK'ümüz 138 milyon TL idi. Net karımız da 67 milyondu. Bu sene 138 milyon oldu. Net karımız 35 milyondu. Bu sene 86 milyon lira oldu. Yani burada da işler iyi gidiyor. Umduğumuzdan iyi gidiyor. Son çeyrekte böyle geçeceği kanaatindeyim. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Siz şimdiden hem BMS Çelik hem BMS TL için tüm şirket için iyi bir 2023 dileyelim size. Tekrar sağ olun Ahmet. Ben çok teşekkür ederim ilgi ve alakanız için. Evet Ahmet Rauf Moğluoğlu'nu ağırladık piyasa hattının bu bölümünde. Kısa bir araya gidelim. Aranın arkasından küresel piyasalardaki beklentiler, yurt içi piyasalarda yatırımcı, borsa, tahvil, eurobond ve döviz arasında nasıl bir tercihte bulunacak? 2023'ün stratejisinde özellikle yatırım tercihleri bize ne söylüyor? Tüm bunları Kaan Nazlı ile konuşacağız. Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2023 yılının stratejilerini konuşacağız dedik. Özellikle orada kurumların ağırlıklı analizlerine baktığımızda riskler ve fırsatlar diye ikiye ayrılmış durumda. Hemen ekrana getirelim. Neler bekliyor yabancı kurumlar? Goldman Sachs diyor ki uzun vadede büyüme yavaşlayacak. Gelişmekte olan ülkeler büyüme potansiyelinde önde olmaya devam edecekler. Özellikle uzun vadeli olan stratejilerde birçok gelişen ülkenin tekrar yatırımcıların yakın markajına gireceğini savunmuş Goldman Sachs. Devam edelim buradan. Yine küresel enflasyon ve politika faizlerinde zirvenin geride kalıp kalmayacağı olgusu 2023'e yön verecek demişler. Bu da oldukça önemli. Özellikle enflasyonun geride kalmasına ilişkin genel bir kanaat yok. Bloomberg Economics'in analizi bu da. Ve Bloomberg Economics diyor ki sadece enflasyon değil politika faizlerinde de artış devam edebilir 2023 yılında. Bu sebepten ötürü hemen gevşek para politikalarını konuşmamak gerektiği uyarmışlar. JP Morgan yine gelişen ülkeler için Hindistan hariç 2023'e aslında ucuz girdiklerini söylüyor. Hem çarpanlar hem değerlemelere göre genel olarak bakıldığında JP Morgan gelişmekte olan ülkelerin bu yıl çok ucuz olduğunu ve yatırım olarak da cazibesini koruduğunu söylemişler. S&P Global'la devam edelim. S&P Global'da riskler ve fırsatlar diye bir rapor yayınladı dün. Sabah da Çağlar Kuzlukluoğlu detaylarını bize aktarmıştı. S&P'nin savunduğu noktada özellikle bankacılık
ve demir sektöründe, demir çelik sektöründe ılımlı beklentilerimiz var. Ama her sektör için aynı iyimserlikten bahsedemiyoruz. Büyümelerde ivme kaybı olabilir, şirketlerin karlılıklarında ivme kaybı olabilir demiş S&P Global öne çıkardığı raporda. Başlıklar böyle, birazdan hepsini Kaan Nazlı ile konuşacağız ama enflasyonun, yüksek enflasyonun geride kalıp kalmadığını tartışmamız için dışarıdan enflasyonu ithal ediyor muyuz? Bu sorunun cevabı önemli. Çünkü Türkiye'nin de %85'lerde olan enflasyonunun dış kaynaklardan dolayı olduğu söylense de ekonomistler yaklaşık 20 puan gibi dışarıdan kaynaklanan bir enflasyon hesaplıyor. Yani 60-65 puan. Bizim içerideki enflasyon kabaca 15-20 puan dışarıdan deniliyor. Ve bu dışarıdan ithal edilen enflasyonda da özellikle Çin'deki maliyet artışları çok önemli. Çin'in bugün gelen üretici fiyatlarında biz yıllık bazda ilk defa uzun bir aradan sonra eksi üfe fiyatları gördük. Bu da acaba önümüzdeki dönemde başta Çin'den önemli ithal girdisi olan Amerika olmak üzere tüm ülkelerin enflasyonlarında bir iyimserlik anlamına gelir mi? Gidelim soralım bu soruları. Kaan Nazlı bizimle. Noel Gerberman kıdemli portföy yöneticisi, ekonomist Kaan Nazlı. Kaan Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İlk sorum Çin'in üfe rakamları, aslında Çin'in üfe rakamlarından ziyade oradaki eksi rakamın dünyanın enflasyonuna dair, küresel enflasyonuna dair bize nasıl bir sinyal vereceği? Tabii yani Çin açısından yani tabii ki olumlu. Dünya enflasyonu açısından da gayet olumlu. Hani çünkü yani zaten Çin'deki sıfır Covid politikası, hani buradaki tedarik zincirindeki bir takım sıkıntılar ciddi bir enflasyonist baskı yaratmıştır dünyada. Tabii bunun birçok farklı sebebi de var ama Çin tarafından olumlu bir olumlu bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz. En azından küresel enflasyon için. Tabii orta vadeye de biraz bakmak lazım. Burada açılma politikası şu ana kadar tabii Çin açısından enflasyonist bir baskı yaratmadı. Ama yani çok ciddi bir nüfus çok uzun bir zamandır yani bir şekilde çok kısıtlanmış durumda. İkinci, üçüncü çeyrekten sonra Çin'in içerisinde bir enflasyonist baskı görebiliriz. Ve bu biraz küresel görünümü de sıkıntıya sokabilir ama önümüzdeki 3-6 ay için genelde olumlu bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Peki bugün Amerika'dan gelecek üretici fiyatlarında da çekirdekte yaklaşık %5,5-6'lar, manşette de %7'ler bekleniyor. Orada sizce olumsuz bir sürpriz olur mu? Sizin oradaki stratejiniz ne? Yani bizim gördüğümüz, yani şu anda ciddi bir, özellikle petrol fiyatları kanalından ciddi bir aşağı yönlü baskı var. Petrol tarafında ciddi fazla bir arz var ve talep bir şekilde bunu karşılamıyor ve OPEC'in Rusya'nın attığı adımlar da bunu bir şekilde geri döndürebilecek derecede değil, en azından önümüzdeki 3 ay içerisinde. Bu demek oluyor ki enflasyon tarafında, hani Amerikan enflasyonunda da gelişmiş ülkelerin genel enflasyon görünümünde de olumlu bir faktör. Gıda fiyatlarında bir takım belirsizlikler var. Yani orada da yine Çin'le bağlantılı olarak yine bir gerileme bekliyoruz ama tabii Amerika'da en büyük soru işareti talep konusu. Yani istihdam rakamlarına baktığınızda tüketicilerin kendi gelirlerine ve harcanabilir gelir durumuna baktığınızda hala yine bir enflasyonist baskı var. Dolayısıyla ben eğer olumsuz bir sürpriz olursa manşetten çok daha çok çekirdek tarafında gerçekleşebileceğini düşünüyorum bunun, ama genel olarak görüşler daha olumlu. Hani bizim açımızdan da yani son faizlerin 5.25'e kadar ulaşmasını beklerken, hani şu anda belki 5'te hatta 4.75'te durabilir şeklinde bir görüşe döndük. Bu tabii bizi sabit gelirli yatırım araçları konusunda daha olumlu bir görüşe sevk ediyor. Peki bunu biraz detaylandıralım. Şimdi sabit getirili menkul kıymetler, gelişen ülkeleri ve gelişmiş ülkeleri ayıralım. Birkaç rapor aslında EM'lerin, gelişmekte olan ülkelerin de tahvillerinin iyi bir hikayeye sahip olabileceğini ve yatırım çekebileceğini savunuyor 2023'te. Ama siz hangi taraftasınız? 2023'ün yatırım stratejilerinde tahvil piyasasını, hatta hard currency'leri de, yani Eurobond piyasasını da ele alsak neler öne çıkarırsınız? Yani tabii şimdi Eurobond piyasasına bakıldığında, yani hem Eurobond hem de ulusal para birimleri üzerinden fiyatlanan bonolara baktığımızda hani ciddi bir akım, yani ciddi bir sermaye akımının dışarı çıktığını gördük. Yani 80 milyar dolarında dolayında hesap ediyoruz şu anda bunu. Ve bu hani tarihi olarak, yani belki 2008'den beri en kötü
gerçekleşmeydi ve bir takım hatta stratejik, hani mesela ülke fonları, emeklilik fonları, büyük emeklilik fonlarının da bir şekilde bu varlık sınıfından bir çıkış yaptığını gördük. Tabii bu 2023 açısından biraz daha olumlu bir görünüm yaratıyor. Çünkü işte hani bizim turist para dediğimiz bir para var hani varlık sınıfında. Yani dışarıdan genelde gelişmekte olan ülkelere yatırım tandansı değil de daha çok hani taktik pozisyonlar alan kurumlar açısından. O yönden o yani ciddi bir şekilde sermaye çıkışı olduğundan şu anda sermaye dönüşü bekleniyor. Ama yine de yani burada tabii 3 ay ile 6 ayı yine ayırmak lazım. Yani sonra önümüzdeki 3 ay içerisinde ciddi olumlu bir görünüm var. Fakat daha ötesinde yani evet sermaye girişleri olacak ama başka varlık sınıflarına da bakıldığınızda mesela hisse senetlerinde genel gelişmiş ülkelerdeki sabit gelirli menkul kıymetlere hani burada da zaten çok ciddi bir yatırım çıkışı olmuş. Dolayısıyla yani şu an için teknik faktörler iyi ama uzun vadede daha çok işte bu ülkelerin büyüme eğilimi, enflasyon durumu, bazı işte ülkelerin temelinde düşmesi gibi temalar daha önem kazanacak. Peki borsalar için ne söylersiniz? Yani Türkiye borsasının tabii şu an kendine ait çok ayrı dinamikleri var. Yani işte KKM'de bir getiri yok, döviz zaten kontrol ediliyor, yatay, tahviller negatif olarak çok çok reel, eksi reel faiz veriyor enflasyonun altına. Yani alternatif yatırım aracı Türkiye'de artık Türk yatırımcısı için yok denecek kadar az. Bu da Türkiye borsasını evet. destekledi uzun bir süredir. İşte bireysel yatırımcı sayısı da artıyor. Fakat tamam mı devam mı demek için bizim içerideki dinamikler nereye evrilebilir? Özellikle faiz piyasası, işte KKM, DTH'ler buradaki beklentinizi merak ediyorum. Bir de kısa vadede küresel borsalarda Noel rallisi bekliyor musunuz? Onu da sorayım Kaan Bey. Yani küresel borsalarla başlarsak şu anda yani bahsettiğim olumlu görünüm küresel borsaları da etkiliyor. Fakat genel olarak yani yatırımcıların işte genel anketlerine bakıldığında, yani küresel yatırımcılara bakıldığında yine özellikle teknoloji sektörü ve işte bankacılık sektörleriyle ilgili hani bir de biraz soru işaretleri var. Özellikle faiz artırımlarının Amerika'da henüz sonuna gelinmediği düşünülünce her ne kadar bu faiz artırımları yavaşlasa bile orada bir takım riskler olunacağı düşünüyor. Mesela dün okuduğum bir ankette gelişmiş ülkelerin hisse senetleri aslında yatırımcıların en kaygı duyduğu alan olarak ortaya çıkıyordu. Daha çok şu noktada hani kredi ve işte sabit gelirli yatırım araçlarının daha öne çıktığını görüyoruz en azından yatırım temaları açısından. Yani Türkiye açısından tabii ki yani kur politikası çok önemli. Burada tabii Ekim Kasım ayında belki hani beklenmeyen bir değişiklik gördük. Hani birincisi dışarıdan gelen kaynaklar beklenenden daha yüksek geldi ve hani ciddi farklı ülkelerden bir takım gelen kaynaklar oldu ve bunlar devam etmekte. Bu tabii kurda bir artışa sebep oldu. Öte yandan tabii dolarizasyon hedefleri sebebiyle bankalarda da özellikle mevduat hesaplarında hani sadece TL cinsinden mevduatlar hesaplarında faizlerde bir artış gördük. Bu tabii TL'ye yönelik bir olumlu bir etki yarattı. Genelde hisse senedi piyasasında gördüğümüz hani yabancı yatırımcılar için hani kurda bir istikrar sağlandığı zaman yine de Türkiye'deki borsa fiyatlamaları ucuz gözüküyor. Dolayısıyla şu anda aslında yabancı katılımı da gayet düşük Türkiye'de. Hem tahvil piyasasında hem hisse senedi piyasasında. Hani belki yerli yatırımcı açısından fiyatlar farklı gözükebilir ama yabancı yatırımcılar açısından daha fazla giriş olacağını söyleyebiliriz. Ama tabii dediğim gibi kur politikası ve kurun görünümü çok önemli. Yine mesela Şubat-Mart ayında bir işte enflasyonla ilgili bir takım kaygılar ortaya çıkar. Biraz hani kur tarafında biraz istikrarsızlık görürsek belki bu kadar olumlu bir gerçekleşme olmayabilir.
Kaan Bey, son sorum da şu olacak. Şirketlerin bu dönemde borçlanma piyasasındaki genel olarak stratejilerine baktığımızda mesela ÖST'ler de tercih edilmeye başlandı. Tabii şöyle, yani dünyada yatırım bankacılığı çok gelişmiş ve şirketlerin tek finansmana erişim kaynağı bankalar değil. Bir sürü fon kullanılıyor, işte yatırım fonları kullanılıyor. Tabii Türkiye'de biraz daha finansman deyince akla bankalar geliyor. Ama siz yeni dönemde finansman kaynaklarında daha fazla ÖST'lerin artacağını düşünüyor musunuz ve bu konu modeller ne sinyal veriyor? Yani bu yani tabii orta vadede artışı düşünülebilir ama hani genel yani genel görüşümüz şey tarafında, yani özellikle halka açık piyasalar tarafında çok ciddi bir darbe oldu. Yani çok ciddi bir şekilde bir güç kaybı gördük bu sene. Bu yaparken ÖST'ler hani özellikle özel sermaye yatırımlarında böyle ciddi fiyat düşüşleri olmadı. Dolayısıyla daha çok hani halka açık alanlar tercih edilecektir görüşüm. Yani işte bono tahvil ihracı, onun dışında bankalardan borçlanma konusu. Yani küresel olarak biraz aslında ÖST'lerin hani kısa vadede daha geriye bile çekileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki uzun vadede onun önünde durmak mümkün değil. Çünkü dediğiniz gibi sizin de yatırım bankacılığı gelişmeye devam ediyor küresel düzlemde. Çok teşekkür ediyorum Kaan Bey, detaylı analizleriniz için ve katılımınız için. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Evet, Kaan Nazlı'yı aradık piyasa hattının son bölümünde. Programı kapatıyoruz ama saat 16.00'da Finans Merkezi'ne tekrar beraber olacağız. Bugün hoşça kalın.